Merhabalar. Bu dersimizde ortak çarpan parantezini alma ve dağılma özelliğini inceleyeceğiz. Bu işlemlerin bize toplama ve çıkarma yaparken kolaylık sağladığını göreceğiz. Şimdi bakalım. Burada daireler var. Dairelerden yeşil daireleri ve mavi daireleri bizden toplamamızı istemiş. Kaç adet daire vardır diye soruyor. Şimdi normalde ne yaparız? Tek tek sayardık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 adet daire var. Yeşil daire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 adet de mavi daire var. Bunları toplardım ve eşittir 27 bulurdum. Peki bu dairelerin sayısı az. Ya bunlar aşağı kadar olsaydı veya sayfalar dolusu olsaydı? O zaman bunun bir kolay yöntemi olması gerekiyor. Biz burada ortak çarpan parantezinden yararlanacağız. Şimdi bakalım ortak çarpan parantezini almada ne yapıyorum? Öncelikle yeşil daireleri 1, 2, 3 bu taraftan saydım. 3. Bir de buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Buradan da saydım. Şöyle yazayım. 5. Ne yapıyorum? Bu ikisini çarpıyorum. 3 çarpı 5. Ne var arada? Artı var. Buradan da aynı şekilde 1, 2, 3 hesapladım. 3 bu tarafta var. 1, 2, 3, 4. Bu tarafta da 4 adet var. Burada da 3 çarpı 4 yapıyorum. Ve ne oldu bakıyorum. 3 çarpı 5 artı 3 çarpı 4. Şimdi ikisinde de ortak olan neler var? 3'ler var değil mi? O zaman ne yapıyorum işte? Ortak çarpan parantezini almaya yapıyorum. 3'ü yazdım. Çarpı ikisiyle de çarpılacağı için parantezimi açıyorum. Ve ne yazıyorum? Buradan 3'ümü almıştım. O zaman burada kaç kaldı? 5 kaldı. Artı buradan da 3 almıştım. O halde burada ne kaldı? 4 kaldı. İşte ortak çarpan parantezine alma dediğimiz şey bu. Şimdi işlemi yapalım. Ne yapıyorduk? Öncelikle parantez içini hesaplarız. 5, 4 daha 9. 3 kere 9 eşittir 27. Gördüğümüz gibi aynı sonucu bulduk. Peki eğer işlemi direkt böyle görseydik, yani 3 çarpı 5 artı 4 işlemini görseydik ne yapacaktık? İşte bu çarpma işleminin toplama işlemi üzerine dağılma özelliğidir. Yani böyle bir işlemde ne yapıyoruz? Öncelikle 3'ü 5 ile çarpıyorum. 3 çarpı 5. Daha sonra aradaki işaretimi koyuyorum ve 3'ü 4 ile çarpıyorum. Yani görüldüğü gibi buradaki ortak çarpan parantezini almanın tam tersi aslında dağılma özelliğidir. Bu şekilde de işlemi yaparım. 3 kere 5 15 artı 3 kere 4 12 15 12 daha 27 olarak sonucu bulurum. Şimdi gelelim çıkarma işlemine. Burada taralı olmayan alanı bulmamızı bizden istiyor. Şimdi normalde yine ne yapardım? Hepsini sayardım. Toplam kaç tane kare olduğunu bir sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 adet kare var. Peki kaç tane taralı olan var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O halde bütün karelerden taralı olanları çıkarırsam taralı olmayanları bulurum. O da 12 eder. Fakat belki daha çok olsaydı. Bunu nasıl hesaplardım? O zaman ne yapıyorum? Yine bütün alanı hesaplamak için öncelikle şunu ve şuradaki kare sayısını çarpacağım. Yani 3 ile 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6'yı. 3 çarpı 6. Ve sonra taralı olanları hesaplayacağım. Yine burası 3 ve burası da 2. Yani eksi 3 çarpı 2 yaptım. Peki yine ne yapıyorum? Ortak olan neler var burada? 3'ler var. O halde bunları ortak çarpan parantezine aldım.
Ne kaldı? Buradan 3 alırsam 6 kalır. Eksi. Buradan da 3 aldım. Ne kaldı? 2 kaldı. Öncelikle parantez için hesaplarım. 4, 3 ve 3 kere 4 sonuç 12 çıkar. Yine toplama işleminde olduğu gibi çarpma işleminde de bunun tam tersi olan dağılma özelliğine bakalım. Eğer böyle bir işlem verilseydi, yani 3 çarpı 6 eksi 2 verilseydi. İşte bu işlem çarpma işleminin çıkarma üzerine dağılma özelliği diyoruz biz bu işleme. Ve yine aynı şekilde öncelikle 3 ile 6'yı çarpıyoruz. Eksi, daha sonra 3 ile 2'yi çarpıyorum. Ve bu şekilde 3 kere 6 18. Eksi 3 kere 2 6. 18 eksi 6 12 sonucunu buluyorum. Görüldüğü gibi bize kolaylık sağlayan bir işlem. Ve şimdi bunlarla ilgili örneklere bakalım. Aşağıdaki işlemlere dağılma özelliği uygulayalım demiş. Şimdi bakalım. Dağılma özelliği neydi? Tek tek çarparak gidiyordu. Yani 10 çarpı 2 20, 10 çarpı 7 artıyı koyuyorum arada. 10 çarpı 7 70, 20, 70 daha 90'ı buldum. Bakalım. 4 çarpı 5 artı 4 çarpı 15. 4 kere 5 20. 4 kere 15 60. Sonuç 80'dir dedik. Burada da tek tek yazalım. 10 çarpı 2 artı 10 çarpı 7. Evet. 5 çarpı 3 artı 5 çarpı 4. 5 kere 3 15 artı 5 kere 4 20. 15, 20 daha 35 sonucunu bulduk. Yine aynı şekilde öncelikle 2 ile 7'yi çarptım. Artı 2 ile 1'i çarptım. 2 kere 7 14 dedim. Artı 2 kere 1 2. 14, 2 daha 16 sonucunu kolayca buldum. Şimdi aşağıdaki işlemlerde ortak çarpan kavramını inceleyelim dedik. Burada da ortak çarpan parantezini alacağız. O zaman ne yapacağız? Ortakları bulacağız öncelikle. Ortak 5 çarpı 4, 5 çarpı 3. Ortaklar 5. O zaman 5'i yazdım. Geriye ne kaldı? 4. Parantezimi açtım. 4 artı, buradan da 5'i almıştım. 3 kalmıştı. Ortak çarpan parantezini alma işlemi de budur. Hesaplayabiliriz de. Burası 7, 5, 5 kere 7, 35. Bakıyorum, 2 çarpı 5 artı 2 artı 2 çarpı 7. Ortaklarımı buldum. Ortaklar 2 çarpı, açtım parantezimi. 2'yi kapattım. Ne kaldı? 5 artı, buradan da 2'yi aldım. 7 kaldı. 5, 7 daha 12 çarpı 2 eşittir 24 sonucunu buldum. Gelelim diğer örneğimize. Ortaklara bakalım. Ortaklar 6. O zaman 6 çarpı dedim, açtım parantezimi. Ne kaldı? 6'yı kapattım. 5 kaldı. Artı, buradan da 6'yı kapattım. 6 kaldı. 6, 5 daha. 5, 6 daha 11 çarpı 6 eşittir 66 sonucunu buldum. Son örneğim. Yine ortakları aldım. 3 çarpı dedim, açtım parantezimi. Kapattım 3'ü. Aldım çünkü onu. 2 kaldı. 2 artı, buradan da 3 almıştım. 8 kalmıştı. Ne yaptı? 2, 8 daha 10 çarpı 3. 3 çarpı 10. Cevabım 30 çıktı. Ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliği ile ilgili bunları yaptık. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.